Şükürler olsun. Çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum, hiç çalışmadım. 5 çocuk büyüttüm. Peki evde herhalde eşiniz çalışıyor? Eşim çalışıyordu, o da vefat etti. Bize maaş bıraktı, Allah razı olsun. O maaşından geçiniyoruz. Geçinebiliyor musunuz peki? Geçindik. Ben buradan değilim, yurt dışındanım. Yurt dışından geliyorsunuz. Nereden geliyorsunuz? İsviçre, Basel. Peki oranın ekonomisi nasıl ya da buranın ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı yani, hiç farkı yok. Oranın da buranın da. Bu şey savaşı çıktı ya, Ukrayna'da. Ukrayna, evet. Ukrayna savaşından sonra orası da çok yükseldi. Ama nasıl söyleyeyim, Ukraynalılara, hani onlar da herhalde Yahudi olduklarından dolayı onlara daha çok şeyleri var. Hak daha çok tanıyorlar. Mesela onlar istediği yere arabalarını park ediyorlar. Hiç şey yoktur, sorun yok. Ama biz park ettiğimiz zaman çok sorun var. Oğlum diyor ki, acaba bizde mi diyor, affedersin yani, özür, gavur olmamız lazım hani bize daktanılsın diye. Ama pahalılık aynı yani, aynı yükseklik burada da orada da. Daha çok orada Mikroslardan alışveriş yapmıyoruz yani, kendi Almanya'ya gidip Türk marketlerimizden yapıyoruz. Peki burada emekli maaşı en az 10 bin lira ve asgari ücret 17 bin lira. Burada geçinen bir halk için ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum, halk burada acınıyor, geçinemiyoruz falan diyorlar ama marketlere giriyorum dolu dolu. Her yere gidiyorum dolu, marketler dolu, dondurmacılar dolu. Bilmiyorum yani nasıl geçim olmuyor, ben bilmiyorum. Yani devletimiz o kadar güzel şey yaptı ki rahatlıkla buradan Eminönü'ne gidip geldim yani, yine devletimizin kıymeti bilinmiyor. Bilmiyorum. Şöyle, o zaman halk hani alışveriş yapmasın mı, dondurma yemesin mi? Sonuçta yani alışverişini yani, kendileri yapıyor. Açız diyorlar ama bol bol yiyorlar, onu demek istiyorum. İsraf var diyorsun. Ya israf çok, ekmekler çok, oldukça israf fazla. Yani herkes Avrupa'dan gelmedi, herkese para yani gökten aşağıya yağmıyor ya. Yani dolu dolu alışveriş yapıyorlar, dolu dolu masraflar yapıyorlar. Diyorlar ki hani yok diyorlar, yok. Yani memleketimiz çok güzel, iş yerleri var, çalışma şeyleri var. Yeter ki çalış yani, nereye gidersen git çalış. Şu anda meydanda simitle geçinen emekli halk var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi buranın pek şeylerini bilemediğim için, kurallarını, tabii yani evi bark olan için iyidir. Emekli olunca tabii maaşları az olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim hani. Gelirine göre belki, gelirine giderine göre maaş veriyorlar. Onu da bilmiyorum. Belki gelirine giderine göre maaş veriliyordur. Size de uzatalım. Çalışıyor musunuz? Yok, çalışmıyorum. Ben de yurt dışından geldim bu arkadaşınla. Biz beraber. Evet, beraber geldik. 10 gününe bir tatile geldik. Ama paralar yetmiyor. Buraya yetmiyor. Evet. Hani orada da oraya göre pahalı. Burası buraya göre pahalı. Ha, ben burada emekliyim. 10 bin lira maaş alıyorum. Ama burada yaşasam yetmez. Yetmez yani. Kirada kalırsanız hiçbir şekilde yetmez. Kirada kalırsa hiçbir şekilde yetmez. O zaman 5 yılda bir şey almamız lazım. Kıyafet. Peki nasıl çözülebilir bu ekonomik sorunlar? Bilmiyorum nasıl çözüleceğini. Tabii ki biraz fiyatlarda indirim olması lazım. Hani 1 milyondan 500 TL'den başlıyor. Hani her gün zam yapılıyor ve ona göre aslında maaş belirlenmesi gerekiyor. Asgari ücretin ya da emeklinin. Fazla yükselmesin şeyler. Ya denetim olsun. Denetim olsun ya da maaşlar yükselsin. Fiyatı yükseldikçe maaşlar da yükselsin o zaman. Böyle demek yani. Bence buna karar vermeli. Yine de yani devletimiz de görüyor kendi halkını, kendi milletini, ona göre bir indirim yapması lazım. İnsanları görüyor, sokakta yatanları görüyor. Devletimizin el atması lazım. Burada yaşayanlara da. Yani biz de öyle zordan getirip burada harcıyoruz. Burada para biraz gidiyor. Bereket oluyor ama bizim de orada olmuyor. Yani. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok şükür. Bizim abimiz nasıl? Sen nasılsın? Söyle. Amcamız duymuyor galiba. Size mikrofonu uzatayım. Emekli misiniz? Emekli. Ne kadar alıyorsunuz? Vallahi aldığımız bir şey değil. 11 küsur alıyoruz. Peki aldığınız bu maaşla geçinebiliyor musunuz? Yetmez. O yalnız olsa aç kalırız. Sormaya gerek yok. Sormak gerekiyor emeklilere. Maaş kalsa su parası. Aç kalırız. Bereketli bir zamanda hazırlık yaptık. Zamanda biraz önlük çalışırken. Zamanda hazırlık yapmasaydınız geçinmek çok zor olurdu. Sürünürdün ya şimdi vallahi. Su içsen yetmez vallahi. Aldığın aylığın bir mislisini kira veriyorsun eğer kiracıysan. Evet.
Ne yiyeceksin peki? İmkansız. İmkansız. Onun için kira vermediğimiz için şükür ederim yani. Geçiniyoruz yani. Hamd sana Allah olsun. Ne yapalım? Zam diyorum ya. Maaş. 11 bin. Benim 12 bin para alıyorum ben. Vallahi gece gündüz burada bir aşağı dolaşım bir yukarı. İyi bir dolaşı dolaşı ayakkabım dur. Dedim hadi buraya biraz oturalım. Yani doğru para... bir alışveriş yapsak iki sefer ya üç sefer markete gidebiliyoruz. Ancak iki üç sefer gidebiliyoruz. İki sefer ya üç sefer en fazla. Ama Allah'a şükür başka gelirimiz var. Yoksa maaş... Gelir olmazsa maalesef 10 bin lirayla geçirmek çok zor. Çok 10 bin lira alanlar da şu anda çalışmak zorunda. Zor. Bir de kiracı olanlar var. Bir de kiracı olanlar var. 10 bin lira alan. Kiracı alanlar parayı verdiğine göre ki çoluğu çocuğu çalışıyor. Ben de zamanla hanım çalıştı, ben çalıştım. Öyle olmasa şimdi sürünürdü. Çocuk bakamıyor. Çocuğa kalsın. Çocuk kendine bakamıyor. Birikim olmasaydı şu anda imkansız. Lazım. Ama o zaman biriktirebiliyordun. Şimdi biriktiremiyorsun. Biz ne yapacağız? Biz biriktiremiyoruz. Aynen. Allah. Bir aile tümü çalışacak şimdi. Evet, bu dönemde herkesin çalışması gerekiyor. Aç. Peki sizce emekli maaşı en az ne kadar olması gerekiyor? En az 25 lira olması lazım. Çok en az. Çok göre 20'den aşağı olmaması lazım. Yok, 20-25. Ben kabul ediyorum. Esasında 35 olması lazım. 35 olsa yiyemezsin ya bak. En az 20'den aşağı olmayacak. 20 olması lazım en az. Ben kabul etmiyorum. En aşağı ben rahat etmen için köye, anana, babana ziyarete gitmen için 35 milyon gelirin olacak. Yoksa ananın babanın ziyaret edemezsin. Boş elle gidilmez bir yere. Boş elle kimse kabul etmesin. Anan da kabul etme. Ne sallan başımıza bela geldi. Ya. Tam film seriydi zamanı geldi. Ne zaman gidecekler acaba? Kesinlikle. Peki bu ekonomik sorunlar nasıl çözülebilir? Vallahi bu ekonomik sorun ben... bu durumda çözülmez. Bu durumda çözülmez. Peki hangi durumda çözülebilir? Ne yapılması gerekiyor? Mümkün değil. Bu çözülmesi mümkün değil yani. Çünkü bizim baştakilere soruyoruz. Cevap yok. Cevap yok. Bu dünya hiç bitmez. Ben dedem şikayetçiydi bu hayat pahalılığından. Babam çıktı yetişti, babam şikayetçiydi. Şimdi babam gitti, ben kaldım, ben de şikayetçiyim. Bu şikayet bitmez dünyada. Belki onların şikayeti daha az, kendisindeki daha fazladır. Çünkü emekli maaşı ortada. Aile, tüm aile çalışacak, çalışmazsa geçinemez. Eskiden en azından ailede bir kişi çalışırken şu anda herkes çalışıyor. Bir kişiye bakıyordu, ben bir kişi iki kişi çalıştım, beş kat ev yaptım. Şimdi beş kat ev, beş tane tuğla koyamazsın. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun, kolay gelsin. Ekonominin gidişatı. Gitmiyor ki. Neden gitmiyor? Gitmiyor zaten. Yok, ben konuşmak istemiyorum. Silivri. Telefonu çıkart. Sen bir sen oturalım. Ben konuşmayacağım. Teşekkür ederim. Yok, teşekkürler. Sağ olun. Ben konuşayım. Tamam, size soralım. Aynen. Ne iş yapıyorsunuz? Ben şu an çalışmıyorum. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Birikimim vardı. Birikimde olmazsa geçinemez. Dan iyi geçiniyorum yani şu an. Ama bir iş bulacağım yakında. Bir 4 ay oldu çıkalı yani, öyle diyeyim. Peki asgari ücret alan bir kişinin geçinebileceğini düşünüyor musunuz? Yok, geçinemez. İmkansız. Neden? Çünkü ekonomik şartlar, ekmek 10 lira misal sallıyorum. Kiralar 15 lira kafadan. Asgari ücret 17 bin lira. Daha açıklamaya gerek yok yani. Emekliler de 10 bin lira alırken. 10 lira alıyor. Emekliler desen zaten isyanda. Peki sizce en az asgari ücret ne kadar olması gerekiyor? Ya da emekli maaş? Emekli 25 olabilir. 20. 20 olsun. Asgari de en düşük 25 olmalı. Ancak öyle geçinebilir. Evet, bence. Peki sizce ekonomik sorunlar nasıl çözülebilir? Ekonomik sorunlar, üretim. Kesinlikle üretim. Nasıl bir üretim? Tarım. Öncelikle tarım. Yani tarımda üretim yapmamız lazım. Bizim topraklar çok elverişli aslında ama hiçbir şekilde üretim yapılmıyor. İşte Konya kadar büyüklükte Hollanda var. Ekonomide en zengin ülkelerden geliyor. Ama bizde hiçbir şey yok. Öyle üretim yani bence.
Çiftçiye de destek yapılmadığı için maalesef bu durumdayız. Çiftçiye de destek var da tam destek yok. Teşvik yok. Tam teşvik yok. Teşvik de var, tam teşvik yok. Ondan kaynaklı bence. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.